Hepinize, herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar, hayırlı işler. Değerli izleyiciler, değerli takipçilerim, hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Öbür evden, bahçedeki eve geldik sabah erken saatler. Birazcık da yavaş konuşuyorum. Komşular uyuyor olabilir. Yağmur açıldı. Ayvaları toplamamıştım ben daha. Ayvalar biraz daha böyle kışı yediği zaman daha kaba, daha sulu, daha güzel olduğu için ayvaları toplayacağım. Kalan döngel vardı, muşmula döngel. Onu toplayacağım arkadaşlar. Toplamaya giderken de şöyle sizlere selam vereyim dedim. Nasılsınız, iyi misiniz diyeyim dedim. Ve kasamı da elime aldım. Gidiyorum arkadaşlar. Öyle işte. Sabah erken. Şu anda 8.30 gibi. Kış olunca anca aydınlanıyor. Bana kolay gelsin. Size de hayırlı günler, uzun ömürler, sağlıklı günler olsun sevgili arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ayvaları koparıyoruz. Çürük. Ayıracağım onları evde. Limon ayvası. Şöyle çok çürüklerini atacağım. Ayvanın yaprakları yeşil. Maşallah kış ayına kadar yeşil kalabiliyor. Toplayıp kurutup içebilirsiniz. Çok şifalı ve çok güzel oluyor içmesi. Tadı da çok hoş.
Kapıda biri var, bakıp geleyim. Kimmiş o? Evet, şöyle ayvaları topladık. Kapıya bakayım. Götüremem, ne yapacağım akşama kadar? Yaya dolaşıyorum ben bu şekilde. Ha, postacıyım. Peteciğim, ha, postacıyım ben. Kış ayı gelir de, ayva toplanır da, ayva pişmez mi? Şuna bak. Oh, yumuşacık. Üzerleri kızararak pişiyor. Yavaş yavaş kısık ateşte pişsin bakalım, yumuşamış. Oh. Biraz da pişsin. Şöyle. Ayva kebabı. Ayva kebabı mükemmel olur. Biraz işlendik. Ayvaları filan topladık. Yemek yapma zamanı. Yemek yapacağım. Bütün tavuk hazır. Hazır aldık tavuğu. Parçalayacağım. Kesilecek, atılacak yerlerini keseceğim. Derisinin üzerinde tüy falan var mı iyice temizleyeceğim, bakacağım. Kanatlarını falan keseceğim. Tavuğu parçalara ayırdım, tertemiz yıkıyorum. Kuru patlıcan, yazdan kuruttuğumuz kuru patlıcan, domates kurusu, şöyle ve biber kurusu. Biberle patlıcanları haşlayacağım. Domatesin de üzerine, domates kurusunun üzerine birazcık kaynar su dökeceğim. Yumuşasın. Biber patlıcan kurusu haşlanıyor. Biraz haşlanacak. Patatesleri soydum. Yıkıyorum. Soğanlar.
Biberleri, patlıcanları haşladık. Yıkadık. Suyunu sıktık, kenara koyduk. Sosunu hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 1-2 kaşık zeytinyağı. Birazcık su. Birazcık su. Şöyle bardağın hepsini koymadım. Yarımdı zaten. Karabiber, tuz yeteri kadar, pul biber, kekik, kekik baharatı, haşhaş. Bilmiyorum, hiç tavuğa sosa haşhaş koydunuz mu? Şöyle siyah haşhaş. Siyah haşhaş. Sarımsak. Sarımsakları ezdim. Böyle iyice ezdik. Tuzu eriyesiye kadar karıştıracağım. Güneş de vurdu mutfağımıza. Tuzunu erittiğimiz sosun içine tavukları koyduk. İyice şöyle karıştıracağız. Ve tepsiye dizeceğiz. Tavukları tepsinin dibine şöyle yerleştireceğiz. Kalan sosa domates kurularını, yumuşatmış olduğumuz domates kurularını, haşladığım biberi, patlıcanı da koyarak iyice harmanlayacağım. Yani sosa iyice bulayacağız ve etlerin aralarına onları da yerleştireceğim. Patatesleri, soğanları doğrayacağım. Patatesleri biraz şöyle kalın kalın keseceğim. Soğanlar. Soğanları dörde böldüm. Patatesi, soğanları da doğradık. Şöyle soslu suda onları da karıştıracağız. Ve üzerine koyacağız. Tamamdır. Patatesler, soğanları da yerleştirdik. Kenara ayırdım domates kurularını. Onları da üzerine şöyle dekor gibi güzelce koyacağız. Kuzuna fırında görüşürüz arkadaşlar. Doğru fırına gönderiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik ve fırına sürüyoruz. Hazırladık tavuğu da defne yaprağını unuttuk. Defne yaprağı almaya geldim ağacından, taze taze. Taze taze olunca o kadar güzel kokuyor ki. Defne nedir? Defne şöyle ağaç ve baharatta kullanılan mis kokulu. Hele tazesini kullanırsak daha da çok güzel. Daha da mis gibi kokuyor. Şöyle yapraklarından birkaç tane çıtır çıtır alacağım. Şuradan alıyorum, kullanıyorum. Burası yapraksız kalmış ama filiz sürüyor, sıkıntı yok. Şöyle balıkta, tavukta çok güzel olur. Baharat olarak kullanılır. Çayı olur. Fırına yemeği koymuştuk da söylediğim gibi defne yapraklarını unutmuştuk. İyi ki aklıma geldi. Şöyle aralarını defne yapraklarında yerleştireceğim tepsinin. Şöyle.
Şöyle şöyle. Güzel olacak. Mis gibi de kokacak Allah'ın izniyle. Evet. Şöyle yanmasın. Üzerlerini biraz da aralarına koyacağım. Şu şekilde defne yapraklarını da koyduk. Çok şükür, bin şükür Allah'ıma. Pişsin. Yemeğimiz burada pişerken bizde ayvalar ılıdı. Şöyle bakalım bakalım bir tanesinin tadına. Çok güzel pişmiş. Yanık gibi görüldüğüne bakmayın arkadaşlar. İçi pişik ve çok güzel. Oh, mis gibi. Şöyle soyacağım. Soymadan da yiyebilirsiniz. Süper bir şey olur. Süper bir şey olmanın yanında da ayvanın başka bir özelliği var. Şifa olduğu gibi her şeye şifa. Çocukların boğazı şişerdi bademcikleri. Şöyle Kelser'in çok şişerdi benim büyük kızın. Anne boğacım acıyor. Boğacım, boğacım derdi. Hep böyle boğazım da değmezdi. Ayvayı pişirirdin. Ortadan şöyle keserdik. Ezerdik onu. Ama sıcak dayanabileceği şekilde. Ezerdik. Üzerine de zeytinyağı, yani bir dülbentin şöyle ortasına ayvayı koyardık. Döverdik yani. Üzerine de zeytinyağı sürer. Böyle güzelce yedirir. Isıcak ısıcak dayanabileceği şekilde boğazına sarardık. İnanın bademcikleri, yani hani şiş olan bademcikleri indirdi. Böyle iyi gelirdi yani. Boğaz kuruluğuna ağrıyı falan alırdı. Yani çocuğu hep öyle büyüttüm ben. Öyle yapardım. Hatırlıyor Kevser. Anne diyor, sen beni pişmiş ayvalarla büyüttün. Öyle her zaman doktora koşmazdık. Bismillahirrahmanirrahim. Ayva kebabı. Ayvaları topladık. Kebabını da yaptık, onu da yiyoruz. Bütün kış yiyeceğiz tabii. Kabuklu daha güzel. Kabuklu yiyeyim, soyulmuyor. Pişmiş kabuğu da kızarmış. Bir tanesi Özlem'in, bir tanesi de Şahin Bey'in. Ben yiyeyim. Hafif ekşili ekşili. Mükemmel. Güzel yani. Korkan çocuklara, insanlara ayva yedirirlermiş eskiler. Ayva korkuyu alırmış. Daha nice nice şifaları. Ayva gerçekten çok şifalı. Reçelini yaparız, tatlısını yaparız, her türlüsünü yaparız. Bu da kebabı. Bir de kebabını yapın. Kebabını deneyin. Değerli arkadaşlar. Hava soğudu. Sobanın yanına çok iyi geliyor. Çok güzel. Ayva kebabını yapıp yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun.
Yemeği yapmayalım. Çok güzel fıkırıyor kaynıyor. Gerçekten hava soğuk olunca insan sobanın şöyle iyice yanına oturuyor da iyice yapışası da geliyor yani. Hava soğuk dışarıda. Olsun zamanı gayri. Soğuk olsun. Her şey zamanında güzel. Kar yağmasa, çok soğuk don olmasa bazı şeyler, mikroplar da dahil, ölmez. Bir de onlarla mücadele etmek zorunda kalırız. Yani böyle hava sürekli sıcak olsa daha değişik haşereler çıkar ortaya topraktan. Karın yağması, don olması, soğuk olması o da faydalı insanoğluna. Her şey bize faydalı arkadaşlar. Her şey faydalı. Korkuyorum yakıveririm diye. Üstü yanar bunun diye. Üstü biraz kızarsın da sık sık da çeviriyoruz o yanı bu yanı. Evet, bunun üstü bayağı bir kızarmış. Üzerine tepsi kapatmam lazım. Üzerine bir tepsi kapatayım ben bunu. Alıp geleyim. Bayağı yanıyor. Yarım kapattım. Kahvemin de pişmesini bekliyorum. Kaynıyor. Şöyle çevireyim ve üzerini kapatayım yancık. Tamam. Üzerini kapattım. Fıkırdasını gayri. Bol köpüklü. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcacık kahvemi içeyim. Akşam da oldu. Yemeğimiz de hazır. Yanına da pilav yapacağım. Akşama da inşallah Allah akşama kadar yerdir gördürürse yiyeceğiz. Sevgili izleyicilerim, hala şaşkınım, hala şoktayım, üzgünüm. Sizlerden, hepinizden çok çok özür dilerim. Hakikaten anlayışınız için de sizlere çok teşekkür ederim. Neden derseniz, dünkü attığım otları bahçede, İzmir'de bahçemizde yenilebilir yabani otlar tanıtım videosunda nasıl oldu bilmiyorum ya, hala şaşkınım. Başladım evin o tarafından, öbür taraftan hiç kesintisiz çektim dikenleri, otları, kavga inmesini falan, işte oralarda olanları. Evin bu tarafına geçmek için İşte sobamız da yanıyor, evimiz sıcacık diye şöyle bir tuttum. Hoşuma gitti yani. Orada videoyu kapattım. Tekrarını evin yanı başında tekrardan başlattım. Nasıl oldu da öyle ters oldu bilmiyorum. Yani editlerken hiç fark etmedim. Projeyi yaparken hiç fark etmedim.
Hatta sizler değerli benim sıkı takipçilerim, böyle sizlerden Allah razı olsun. Yani bir tane İstanbul'dan takipçimiz yazmış. Ülker Hanım, videonun işte 27 dakikasından sonra şöyle ters diye. Ya nasıl oldu bilmiyorum yani. Oluyor bazen böyle hatalar, kazalar. Olabiliyor yani, teknik hata mı diyorum. Hayır, kamera düşmedi elimden. Hani kameranın boynu falan bükülmedi. Kamera böyle sabitti bu elimde. Bu elim notları gösteriyordum. Nasıl oldu? Ben göbe doğru diktim. O yere doğru olmuş. Şaşkınım. Bilen varsa yazarsa yoruma mutlu olurum. Yani neden öyle olabilir ki? Yani bütün bir sahnenin içerisinde. Yani orada kesinti yok. Nasıl oldu bilmiyorum. Ay Allah korusun, kameram mı bozuluyor yoksa? Ay Allah korusun, daha yeni bozuldu. Yeni düzelttik, yeni aldık. Ay kameranın şu günlerde bozulması demek en az ben bir ay kamera alamayacağım demektir. Allah korusun. Öyle işte değerli izleyicilerim, değerli kardeşlerim, sevgili arkadaşlar, tekrardan kusuruma bakmayın. Hatalarımla siz seviyorsunuz beni. Ya insanız, mutlaka hata yaparız. Bilerek hata yapmıyorum kesinlikle, ama bu nasıl oldu anne aşkınım? Başıma bir de böylesi geldi. Yani başka ilk YouTuber olduğum zamanları, yani ilk 2 sene öncesinde editlerken hep çift çift atıyordu. Çift gidiyordu ya da eksik sahneler olmuyordu. Ben de tabii eminim orada sayıyı gösteriyordu. Meğersem edit, yani şey, proje yaptığım program hatalıymış. Onu sizler sevgili izleyenlerim beni uyardınız, işte şurada şu var, donuyor şöyle, işte ses sonradan geliyor gibi. Sonra bunu araştırdım. Şahin Bey de bu işlerden çok güzel anlıyor, sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. O da araştırdı. Yani proje programını değiştirdik. Sanırım o düzeldi. Yani sizler beni böyle güzel bir şekilde uyardığınız zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Ülker Hanım, tersimiz döndü, tepemiz döndü hani diye. Keseceğiz onu inşallah da fırsatımız olmadı. Bir de büyük bilgisayar arızalı şu an, ona giremiyorum. Oradan kesilmesi lazım. İnşallah Şahin Bey onu halledecek Allah'ın izniyle. O bölümü keseceğiz artık mecburen. Çünkü ben de izledim, hakikat çok kötü. Çok kötü. Neyse, gene de sağ olun. Uyardığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki. İyi ki kilerim. İyi kilerim. Haşhaş soslu, kuru sebzeli, kuzine sobanın fırınında tavuk kebabı. Patatesli, sebzeli, taze defne yapraklı tavuk kebabımız pişti. Bol soğanlı. Çıkardım fırından. Şöyle çok güzel oldu. Suyunu da çekti. Biraz üzerindeki defne yaprakları, domates kuruları fazlaca kızardı, olsun. Mis gibi taze defne yaprağı çok güzel oluyor. Şöyle bakayım. Evet. Pişti. Tamamdır. İşte şuradan etini de göstereyim, tavukları. Çok güzel pişti. Şöyle.
mis gibi, mis gibi koktu. Haşhaş sosu da harika oluyor. Sosuna haşhaş karıştırın arkadaşlar. Yere alayım. Tabağa çıkaracaktım, çıkarmayayım. Yere alayım. Demlesin. Demledikten sonra servis yapacağım. Yapıp yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. İnşallah yapıp yerseniz şifa olsun, bol bereket olsun evinizde. Eviniz sıcacık, yüreğiniz sıcacık, gönlünüz ilkbaharda kalsın. Değerli kardeşlerim, kendinize iyi bakın. Sevgilerle kalın. Görüşürüz. Allah Allah, kamera bozuldu. Kapanmıyor bu. Niye kapatamıyorum ben bunu? Allah ya Rabbim.